Sayın Duru hoş geldiniz hoş bulduk efendim, merhaba. Duru bir sohbet sizi bekliyor. <laughs> Güler bir yüz, gülen bir yüz. Ee, çok samimi bir kişilik gerçekten. Ve bilgilerinden istifade edeceğiz bugün. Hanımlar, beyler ekran başındaysanız ekran başında olmanızı tavsiye ediyorum. Hüseyin Bey az önce ben dedim evet. ki çok güzel bir söz. Hüseyin bir daha, bizim yönetmenimiz de Hüseyin bu arada. Evet. Bir daha o sözü getirir misin ekrana? Bak Ramazan ayı için o kadar önemli ve güzel bir söz ki diyor ki kapı açılır sen yeter ki o kapıya vurmasını Hayır. bil. Ne zaman bilmem ama yeter ki o kapıda durmayı bil. Evet. Yani isteklerin ne zaman gerçekleşir belli olmaz. Dua önemlidir. Duanın önemi vardır. Dua niye bu kadar önemlidir? Evet. Duanın önemi nedir? Evet. Öncelikle ekranları başında bizi seyreden bütün seyircilerimizi, bütün milletimizi, kardeşlerimizi, büyüklerimizi... Ben de en kalbi duygularımla selamlıyorum. allah Teala'nın selamı, rahmeti, bereketi hepinizin, hepimizin üzerine olsun. Mübarek Ramazan-ı Şerif'in ilk günlerindeyiz. Çok güzel günlerdeyiz esasen. Çok şükür. allah Teala ee, az önceki söze de istinaden azıcık böyle minicik bir hareket etsek, minicik bir adım atsak karşılığında kocaman yığınlarca karşılık bulacağımız aylardayız. Allahu Teala bir ayette buyuruyor ki Nuran'ın bana dua edin ben de duanızı kabul edeyim. Ve peygamberimizin üzerinden bize diyor ki ey Habibim kullarım sana beni soracaklar olurlarsa... Sen onlara söyle ki ben onlara çok yakınım. Ya. Hatta diyor ki şah damarından bile daha yakınım. Tüylerim diken diken oldu. Evet. Yani ne demek biliyor musunuz? Allah'ım diyorsun. Ben geldim. Kapıyı çalmaya geldim. Gidebileceğim başka kapılar vardı. Mesela şu anda insanların izleyebileceği bir sürü kanallar var. Meşgul olabileceği bir sürü işler var. Ama Rabbimiz konuşuluyor diye, peygamberimiz konuşuluyor diye, dua konuşuluyor diye... ...ekranları başında durmaları evet. bile onlar için hani böyle artı point deriz ya... ...sevap puanlar <laughs> böyle onlara yazılıyor Allah'ın izniyle. Çok Artı point evet, kazandırıyor. şu Evet kazandırıyor. <laughs> İnşallah. Çünkü şu birlik dediğimiz içerisinde bilmiyorum kaç defa Allah diyeceğiz kaç defa Hazreti Muhammed diyeceğiz. Peygamberimizin adını her andığımızda Allahümme salli ala Muhammed diyecek izleyenler ve peygamberimiz buyurur ki Mahşer günü bana en yakın olan bana en çok selam gönderendir. Ah. İnşallah bol bol peygamberimize de selavatlar gönderelim. Bugün dua çok önemli. Amin. Dua kulluğun özüdür. Biz Allah'a kuluz. Allah diyor ki ey kullarım ben sizi ancak ve ancak bana kulluk yapın diye bir yarattım. Başka bir şey için değil. Namazımız bir dua, orucumuz bir dua. Mesela şimdi önüme bir bardak su koyun benim. Normalde Allah bana o suyu helal kıldı. Ben o suyu normal zamanlarda içebilirim. Veya bir tost getirin, sandviç getirin, gömerim yani yerim onu hemen. <laughs> Ama şu anda akşam Allahu Ekber, Allahu Ekber diyene kadar diyorum ki ya Rabbi bu su bana normalde helaldi ya ben senin için yemiyorum bugün bunu Allah'ım. Nasıl bir nefis terbiyesi. Evet terbiye ediyorum. Bu da bir duanın başka şekli. Ee, bir hasta çocuk internette çok görürüz böyle sevmeyalı çocuklar veya muhtaç bir insan hemen yardım ederiz o bir dua şekli. Hmm. Kimse siz yalnız başımıza kaldık. Tesbihimizi olsun olmasın. Allah'ım sana şükürler olsun. Verdiklerine hamd ediyorum. Birçok şeyi sen bana istediğim verdin. Hatta bazılarını istemeden verdin. Mesela güzel bir güneş gözlüğü alırız. 500 lira 1000 lira para veririz. 5-6 ay sonra modası geçer, değiştiririz. Allah bize iki tane göz verdi. Ben 34 yaşındayım. 34 yıldır kullanıyorum. 1 lira kira vermedim. Şimdi Allah'ım şu gözler için sana şükürler olsun demem. Bana yine artı sevap kazandırıyor. Bu da duanın başka bir şekli. Sizin çağırabileceğiniz bir sürü konuk varken Hüseyin gel bize bugün Rabbimizi anlat, peygamberimizi anlat. Bir dua et. Dertliler çok, hastalar çok, sıkıntıda olanlar çok. Kapılar üzerime kapandı. Ben çaresiz kaldım ya Rabbi diye düşünenler çok. Gel bugün bir şeyler söyle Kur'an'dan, peygamberimizin sözlerinden bir şeyler söyle. Biz de amin diyelim demeniz de sizin için bir dua şekli biliyor musunuz? <laughs> Vallahi ağlayacağım. Bugün göz yaşlarımız sel olacak. E, <laughs> doğru biz de aslında şu anda programda e, yanlış anlamayın beni. Ben çok samimi bir, bir kadının biliyorsunuz içimden geldiği gibi konuşuyorum. 70 tane böyle atraksiyonlu olay e, ya da program konuğu çağırabiliriz. Evet. Ama gerçekten dedim ki sevgili Hüseyin Duru gel Allah razı bize olsun. Rabbimizi anlat. Gel bize duanın önemini anlat. Dua ederken nelere dikkat etmeliyiz? Ya çok konumuz var. Peygamberimizin Ramazan ayı ile ilgili söyledikleri neler? Onları konuşalım dedim. Kırmadı geldi. Allah bin razı olsun kendisinden. Allah razı olsun. Çok sevdiğim bir kişidir. Ve Allah onu kalbinin güzelliğini yaşatsın. Amin. Dua ederken neye dikkat etmeli? Dua ederken samimi olmalıyız. Bir ayette Rabbimiz der ki Nur Hanım. allah Teala'ya böyle gizlice ve yalvara yakara dua edin. Bir söz var çok hoşuma gider. Diyor ki Allah'tan isterken köle gibi isteyin. Siz efendi gibi istiyorsunuz. Ne demek o? Yani ya Rabbi ben acizim büyük olan sensin. Ben güçsüzüm ben zayıfım güçlü olan sensin. Ben faniyim. 50-60 yıl çok yaşasa bugün Türkiye şartlarında bir insan 70-80 sene yaşıyor. Ama sen ya Rabbi başında yok, ebedisin, ezelisin. Büyük sensin ya Rabbi deyip o samimiyetle istemek. Esasen istenecek çok şey var. Belki buradan şimdi izleyenlere sorsak mesela nasıl bir dua isterseniz desek herkes çocuğu için dua ister, evlenmek için dua ister, zengin olmak için dua ister, borçlan kurtulmak için dua ister, efendim namazlarımı düzenli hale getireyim diye bir sürü dua ister. Bütün bunlar için evet dua edebiliriz ama duanın baş şartı evvela samimi olmak. Eğer samimi olursak Allah bizim kalbimizde o samimiyeti görürse o zaman vadi var Allah'ın. Bakın Allah vadinden dönmez. Ey kullarım bana dua edin ben de sizin duanızı kabul edeyim. Bak çok enteresandır Nurhan'ım bir ayeti kerime söyleyeyim. mealini e, ifade edeyim size. allah Teala bazı şeyleri böyle peygamberimize söyler ve ayet kul diye başlar. Ey Habibim kullarıma söyle. Bir tanesinde diyor ki kul ma ya ve ubikum Rabbi dua hüküm. Ey Habibim kullarıma söyle de ki onlara duanız olmasa Allah sizin neyinize değer versin. Ya. Yani buradan şu sonuca geleyim. Biz bizim Allah katındaki değerimiz vallahi dualarımız kadar. Ne kadar çok dua ediyorsak eğer gün içinde Allah'ın kapısı az önce dediniz ya kapıda beklersen kapı açılır. Şimdi şu kapıyı gelip ben kapıyı çalmazsam kapı açılmaz. Kapının açılması için ilk şart ben kapıya gitmem lazım. O kapıyı çalmam lazım. Bir söz var çok seviyorum. Vur açılsın, ee, tık tıkla al. Hani kapıya vuracaksın. Kapı vurmadan kapı açılır mı? Açılmaz. Kapıya vurmak ne demek? Dua etmek demek. Evet. Şimdi peki biz kapımızı çalalım mübarek Ramazan ayında. Evet. Her dert, dertli gönüle girelim. <laughs> her derdin çaresi şifa kaynağı dualar neler onları bir öğrenelim evet. sizden. Şimdi tabii dualar çok büyük bir hazine. Evvela içerisinde bulunduğumuz Ramazan-ı Şerif'le alakalı Allahu Teala Celle Celaluhu yine Peygamber Efendimize öğretiyor. Peygamberimiz buyurdu ki Ramazan ayında Size diyor dört tane haslet söyleyeceğim. Böyle sahabelere Ramazan-ı Şerif'e günler kala Efendimiz e, o sahabe efendilerimize Ramazan ayını anlatmış. İşte büyük bir ay geliyor, rahmet ayı geliyor, Kur'an ayı geliyor. Ve sonra buyurdu ki Peygamberimiz o Ramazan ayında dedi dört hasleti çoğaltın. ...çok önemli bir şey arkadaşlar. Dört hasleti çoğaltın. Bu dört hasletin ikisiyle... ...siz Rabbinizi razı edersiniz. İki tanesine de zaten siz muhtaçsınız. Hı hı. Dört madde saymış. Peygamberimizin. Yani söz benim değil. Ben sadece Resulullah Efendimizin bu sözlerini size naklediyorum. Ve Efendimizin hayatında... E, ...dudaklarından böyle ayan beyan çıkmış sözler bunlar. İki tanesiyle Rabbimizi razı ederiz. İki tanesine de biz muhtacız. Ve işte onlar Rabbimizi razı edeceğimiz sözler... La ilahe illallah demek bir de günahlarımıza estağfirullah demek. Bu iki dua çok önemli Ramazan-ı Şerif'le alakalı. La özellikle. ilahe illallah ve estağfirullah. ve estağfirullah. İki tanesini de biz muhtacız. O da ne? Ramazan ayı özellikle hani 11 ayın sultanı derler. Diğer bütün aylar boyunca hep Ramazan'a bir özlem vardır Müslüman gönüllerde. Sahuru ayrı güzel, iftarı ayrı güzel, ne bileyim teravihi ayrı güzel, Ek ekmeği paylaşması ayrı güzel. Tam bir dua mevsimi o bizim muhtaç olduğumuz iki madde de bir tanesi Allah'tan cenneti istemek. Çünkü Nur Hanım veren büyük olunca küçük şey istenmiyor. <laughs> Anladınız mı? Demek lazım ki Ya Rabbi veren sensin. Sen verince küçük bir şey istemem. Ben cennetine talibim Ya Rabbi. Rızana talibim Ya Rabbi cemaline talibim ya Rabbi demek lazım. Allah'tan bunları istemek lazım. Çünkü Allah'ın vaadi var diyor ki eğer isterseniz ben vereceğim. Gelin bugün diyelim ki ya Rabbi biz istiyoruz. Çoluğumuzla çocuğumuza kendimize de istemiyoruz. Ailemize istiyoruz, ana babamıza istiyoruz. Dünyanın her yerindeki Müslümanlara istiyoruz. Hatta ben Müslüman olmayanlara bile dua ediyorum. Allah'ım Allah, Allah onlara olsun. iman nasip etsin. Amin. Çünkü kimse cehennemde yanmayı hak etmiyor. Biz Allah'a inandık, peygamberimize inandık ve ümidimiz var. Allah bizi affedecek. Çünkü o çok merhametli. Benim rahmetim gazabımı geçti diyor. Zaten ümit kesersek kimin kapısına gideriz? Git Nereye başka gideriz? kapı yok. Başka evet. kapı yok. Gideceğimiz tek kapı orası. Ya.